Mersin polisinin bir yıl içerisinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı 5878 operasyonda 313 kilo esrar, 11038 kök kenevir, 107 kilo eroin, 55 kilo kokain, 22.446 adet ekstazi, 2.017.131 adet kaptagon, 21 kilo metamfetamin, 83.047 adet sentetik eczahap olmak üzere Toplam 1 ton 25 kilogram narkotik madde ele geçirildiği bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kente toplu olarak giren uyuşturucu maddelerin şüphelilerle birlikte yakalanması için teknik takip ve projeli çalışmalar yürütüldü. Narkotik ekiplerin bu çerçevede 2022 yılında 5878 operasyon gerçekleştirdiği 6808 şüpheli şahsa işlem yaptığı öğrenildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı öne sürülen 1252 şüpheli şahıstan 502'sinin tutuklandığı bildirildi. Yapılan operasyonların sonucunda ise 313 kilo esrar, 11038 kök kenevir 107 kilo eroin, 55 kilo kokain, 22.446 adet ekstazi, 2.017.131 adet kaptagon, 21 kilo metamfetamin, 83.047 adet sentetik ecza hap olmak üzere toplam 1 ton 25 kilogram narkotik madde ele geçirildiği kaydedildi. Ayrıca narkotik suçlarla bağlantılı olarak bir adet uzun namlulu tüfek, 211 adet tabanca, 2317 adet tabanca fişeği, 37 adet tüfek, 314 adet tüfek kartuşunun ele geçirildiği ifade edildi. Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde sokaklarda gençleri zehirleyen, torbacı tabir edilen zehir tacirlerine yönelik zaman zaman operasyonlar yapıldığı da aktarıldı. Özellikle 4 aylık takip ve tespitlerden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik kökünü kurutma operasyonu gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonda ise hedef olan 137 şüpheliden 131'i yakalanarak gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 97'si tutuklandı. Öte yandan uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın da katılım sağladığı bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetlerinin de yürütüldüğü aktarıldı.